Tonguç Hoca'da denizin gölgesi. Bravo, bravo. Böyledir bu. Yunus'cum ben sorumu sorayım. Hı. İkisini beraber yapsan. Şimdi önceki senelerde sırf Balıkesirspor'la ilgileniyordun. Sezonun başında vardın. Ama gazetenin birinci sayfasıyla diğer sayfayla ilgilendiğin için bir arada kopukluğun oldu. Önceki takımla bu takım arasında da bir değerlendirme yapmanı istiyorum sen. Hocam söyleyeceğini söyledikten sonra. Hocam öncelikle şunu söyleyeyim. Hani siz dediniz deniz kolgu faktörü çok önemli bir not. Bunu bir tarafa alalım. Yardımcılar. Yardımcı konusunda. Aslında şöyle hocam. Daha çok hani profesyonel hocalar, profesyonel anlamda bu işi yapanlar da ekip olayı vardır. Şimdi Fatih Terim takımın fiziksel durumuyla ilgilenmez. Bu işi Ümit Davala'ya, Hasan Şaş'a bırakır. Ona da bırakmıyor. Amerikalılar var. Ya da işte kondisyonlara bırakır. Kondisyoner yapar. Topla yapılacak çalışmayı başka bir hoca yapar. Sadece en sonda taktik anlamda bilgi verir. İsmail Hoca da bu anlamda hani orada antrenman yaptırması, fizik seviyesini belli bir seviyeye çıkarması beklenilemez. Ondan sadece takımın kimyasını ve işte takımın oynayışıyla ilgili bilgiler vermesi gerekiyor. Bu anlamda da görevini iyi yapıyor. Şimdi hocam ben sezon başında biraz daha fazla takip ediyordum Balıkesirspor'u. Sonrasında tabii biraz diğer haberlere kayınca bu fazla olmadı. Benim gözlemlediğim kadarıyla takım arasında, iki takım arasındaki fark, yani öncelikle Mesut Hoca bütün antrenmanları kendi yaptırıyordu. Yani özellikle hani bizim beklediğimiz nedir? Teknik hocam adam, da girdi yine devreye, yardımcılar girdi devreye işte. Evet. Yani benim gördüğüm kadarıyla, bildiğim kadarıyla yani teknik adamlar da kenarda durur, izler sadece oyuncu. Bazen çıkmaz bile. Çıkmaz bile. Yani bir tarafta izler, bir kulübede izler, bir şey yapar. Orada yardımcı antrenör takımı çalıştırır belli bir seviyede. O çalıştırmadan sonra taktik çalışmaya geçilir. Oyuncular çoğu zaman da yardımcı antrenör ya da kağıt vardır. Takımları ayırır. Orada maç yapılır ya da taktik çalışma yapılır. Hoca orada görür. Müdahale yapılacaksa oyunu durdurur. Müdahalesini yapar. Sonra devam eder. Mesut Hoca döneminde bu bütün işler Mesut Hoca'nın elindeydi. Yani gelirdi oradaki ne diyorsunuz hocam o şeylere? Diskler, kuleler. Onları kendisi, kendisi koyardı, kendisi ayarlardı. Bu iş aslında yardımcıları yapması gerekiyordu. İsmail Hoca'nın da yardımcıları çok iyi bir defa. Bu bu konuda hani gidip de orada bir disk yapmadır ya da sahada adımlama. Set kurma. Gerek kurmadır. Işler. Aynen. Onlarla uğraşmıyor. Ben yapıyorum her şeyi, getirmeler. Yani tamamen takımın taktik ve teknik durumuna bakıyor. Bu da aslında önemli bir avantaj. Yani bazı şeyleri gönül rahatlığıyla oraya teslim edip de takımın oynayacağı ya da rakibi analiz edip bunları oyunculara anlatmak, bazı gereksiz işlerden sıyrılmak güzel bir olay. Bu var. İkincisi bir de tecrübe. Hani ben İsmail Hoca gerçekten bir baba figürü var. Aynen. İlk geldiğimiz günden beri. Yani bir İsmail Hoca'nın yaptığı şeyi izah edebiliyor oyuncusuna. İşte bu oynamıyorsa bunu basında da paylaşabiliyor. İşte soruyorsunuz. Hüseyin Karı neden oynatmıyorsunuz? Şu anda fizik düzeyi yeterli değil. Önemli bir silah. İleriki haftalarda kullanmak istiyoruz. Ya da 4 hafta 5 hafta sonradan oyuna dahil etti. Ya da ilk yarı oynatıp ikinci yarı çıkardı oyuncuyu. Bir anda 90 dakika oynatabiliyor. Geçen hafta söyleyebiliyor bunu. 3 hafta önce söyleyebiliyor. Evet. İyi seviyeye geldi. Bunda çok büyük bir avantaj. Konuşuyor. Ümit konuşuyor ya. Senle benle konuşuyor. Evet yani futbolcu şunu biliyor. İletişim kurulabiliyor yani. İşte şimdi oynamıyor ama neden oynamadığını. Şimdi Ümit, İsmail Koca ile biz Antalya kampına gittik. Orada şu vardı. Hoca şunu söyledi. Hoca dedi ki İsmail Ertekin, arkadaşlar en iyi oyuncu 90 dakika koşmuyorsa, 90 dakika mücadele etmeyi istemiyorsa, Balıkesir'den gitmek istiyorsa çantasını eline alır, koltuğunun altına alıp gidebilir. Bana 90 dakika koşan, 90 dakika mücadele eden oyuncular lazım. Ben bunu Antalya'da yaratmaya çalışacağım. Bunun için çaba harcayacağım dedi. Doğru mu İsmail? Doğru. Evet. Bir şey daha söyleyeyim ben orada dipnot dedim o zaman. Ali Akburç'u niye oynatmadın dedim. Evet. Burada 40 liralarını kaybettik. 1-0. Niye oynatmadın? Tek yenilgisi hocam. Lazım değil mi sana dedim. Lazım mı dedi. Niye oynatmadın hocam dedim. Bak bu off the record şeydi yani. Ama şimdi artık 7 puan fark olmuş. Cezalı kardeşim dedi. Cezalı dedi. Cezasını o biliyor. Bütün takım biliyor dedi. Eğer böyle bir hata yaparsa, böyle bir davranış tutum içerisinde olursa ceza göreceğini herkes biliyor bu takımda dedi. Yani şimdi Ali Akburç gibi bir adamın 18'e almadı o maçta. Ve kaybetti o maçı. Ama o maçı kaybederek hocam başka bir şey daha söyleyeyim sana. Bir delikanlılık yaptı. Erhan'a şans verdi. Evet. Gönderecekti büyük ihtimalle. Bak kaybedeceğini bilip belki kaybederim diye düşünmüştür mutlaka. Erhan'a şans verdi.
gittiği zaman bir laf söyleyemesin diye. Bak bunlar hakikaten baba figürlüğünün işte en önemli belgeleridir. Sen bir oyuncuya ceza veriyorum, o cezasını biliyor dediğin zaman oyuncu sana karşı çıkamaz. Babam ne haklıdır der yani. Ben dil sözden sonra ne değişti de 7 puan fark oldu onu aklımda erdiği kadarıyla şöyle özetleyeyim. Bir kere yardımcı faktörü %100 değişti. Bir. Bu bir. Bir. İkinci kale faktörü %100 değişti Balıkesir Spor'da. İki. Bu iki. Üçüncüsü kondisyon anlamında, mücadele anlamında bir değişiklik. Kimlik değişti. Kimlik değişikliği oldu. Bu üçüncüsü değişmeyen, 7 puan değil de şu anda 17 puan fark var. Samimi söylüyorum. Samimi söylüyorum. Biz çok bedava yuvarlaca puanlar kaybettik. Ertekin döneminde de kaybettik. Dilsiz döneminde de kaybettik. Bunun tek müsebbibi de gol atamıyoruz. Hala atamıyoruz gol. Golden sıkıntı, çıban çıkıyor zaman golden. Sen bir istatistik yapmışsın. İşte Hüseyin Kar'la ilgili değerlendirme yapmışsın. Ümit de çok güzel bir değerlendirme çıkartmış. 3 gol atan 2 oyuncumuz var hocam. Mustafa Şen. Ali Öztürk. Ali Öztürk. Ya bu takımda herkes gol atıyor. Ahmet gol Şahin, krallığında yokuz yani. Ahmet Şahin gider gol atar yemin ediyorum. Bunu, bunu zaten Antalya'da öyle söyledi. Kötü bir şey değil bu. Bir takımın bütün her silahları birden. Bütün dedi. Ya. Sonuçta bir bisiklet dönüyorsa de sonuçta sezon boyunca pedal basması önemlidir hocam. Bak işlerin tamamı oldu. Sadece Kızılcam'da mı oldu? Ya yeter hocam. Bir maçta 5 gol atıp 3 puan alacağına 5 maçta birer gol at 15 puan al. Şöyle yani tamam ama bir de mesela şimdi hiç mi zayıf takım yok ya bu ligde? Hocam Allah'ını seversen. En zayıf takım kimdi? Denizli gitti Denizli hocam. Denizli Belediye hocam ne yaptı bizi burada? Aman işte neden yaptı abi? Bakalım şu işimizi bir gör. Hocam, boyaya gitti sen gel. Neden yaptı abi? Bak şeyden bahsediyor. Sen yoktun. Şimdi Karabük takımı geldi. Galatasaray'ı da yendi. Fenerbahçe'yi de yendi. Beşiktaş'ta da 10 kişiyle beraber kaldı. Eskiden böyle olmuyor. Artık oyuncuların hepsi iyi şartlarda antrenman yapıyorlar. Her takımın tesisleri var. Her takım iyi kötü para veriyor. Her takımdaki oyuncunun da bir üstlükle ilgili hayalleri var, hedefleri var. Böyle baktığında mesela bizim değerlendirmediğimiz Hüseyin Ateş Denizli Spor'un en çok yaralı futbolcusu. Hüseyin Ateş kadar gol atan oyuncu bizde yok. 8 ya da 9 golü var. Takımların arasındaki makas farkı azaldı. Çok kaliteli oyuncuların olduğu zaman da işe yaramıyor çünkü kapanan takımlar bir şekilde o direnci, o bütünlüğü işte son maçta olduğu gibi 93 dakikaya kadar koruyabiliyorlar. Tokat takımının neyi eksikti dersen, Tokat takımı iyi kapanan bir takımdı ama hepsi kalın kemikli oyunculardı. Hep fizikli oyunculardı. Sprinterleri yoktu. Eğer sprinterleri olsaydı gol yiyebilirdi. Ama Hüseyin Ateş gibi değil mi? Bak şimdi enteresan bir şey söyleyeyim. Ben bitireyim sana. Senin söylediğine karşı. Hemen buna yani böyle 3-5 yapacağımız maçta Osman da bunu istiyor. Ya bir maçı bir tane maçta 3-5 yok abi. Sen 1-0 alacaksın bunu sen ikinciye açacaksın. Tamam. Ben sana şimdi gitmeyeceğim bir adamım. Eylül ayında söyledim iddialı bir sözü şimdi de gene söyleyeyim sana o zaman. Söyle. Bunun birinci sorumlusu gol vuruşlarında 10 numara. Mesela Coşkun vardı. Coşkun'un da eleştirdiği konuşuyordu. Yani belli bir çerçeve çalışmıyor. İçerisinde oynuyor. Fazla çalışmıyor falan filan diyor. Ben bilemem. Hocanın tespiti öyleydi. Şimdi Coşkun'un dışında gol vuruşu yapacak çok iyi adamımız yok bizim. Ama bak ben sana iddialı bir şey söyleyeceğim yine. Yine kayıtlara geçsin. Mayıs ayında bir daha otururuz konuşuruz bunu. 1-0, 2-1. Hep yediğimiz maçlar böyle Kızılcam'ın dışında. 2-0 var bir tane. 2-0 var. Son dakika. 2 tane 2-0 var. Son dakika. Spor orada 2-0 yendik. Eyüp Spor orada 2-0 yendik. Burada son dakikada 2-0'ımız var işte. Şimdi böyle maçlarımız var. Şimdi bak. Stres. İyi gol vuruşu yapamayan adamları fazlasıyla vuruyor. Mesela örnek vereyim. Özcan. Bu hafta oynayan şey. Deniz. Bunlar iyi gol vuruşu. Ali Akburç. İyi gol vuruşu yapamayan bunlar. Stresle şeyle yapıyorlar bunları. O heyecanla. O heyecanla, baskıyla kaçırıyorlar. Bak şimdi 2-3 hafta sonra Balıkesir Spor matematiksel olarak kardeşim bu iş bitti, siz artık playoff'a bakın. Zaten artık İnegöl dışındaki diğer rakiplerin hepsi dedi ki bu iş koptu, şampiyonluk mantığı falan. İnegöl'de diyor zaten hocam. İnegöl demiyorsunuz. İyi hocam ya ikinciyken bir puan fark varken dedi ki layık olduğumuz yerde bitireceğiz, şampiyon olacağız diyemiyor ya. Abi kendi şeyi oranında öyle söylüyor. Futbolcuları coşmasın, hani kopmasın anlamında söylüyor. Playoff'ta kalalım istiyorlar. Şimdi İnegöl'ün bir hedefi var hala da. Sondan 2 hafta önce. En yakın olduğu için. İnegöl'de oynayacaksın. Eğer diyor 4 puanın altında bir makas alabilirsen fark ediyor. Ben de burada yenersem diyor. Bu hesaptır, doğrudur. Hesabını yapıyor adam. Hala İnegöl'ü ben sayıyorum o yüzden. Şimdi İnegöl'de bu hesabı yapmadığı vakit Balıkesir Spor'daki gol patlamasını göreceksin. Sonuç o üzerindeki baskının kalkmasıdır. Rahatlamasıdır. Daha relax bir ama hocam, havaya girmesidir. Şimdi bu bütün sezonlar böyle oynamıştır ki zaten. Stres mutlaka olacak.
Rahatladık geçen zaten. Sene, geçen sene Kocaeli maçı daha ligin başı 7 tane attı. 7 tane attı mı? 1-1 oldu maç. Attığın adamlar var. Hocam bir geçen sene Kocaeli takımına kıyaslama bu seneki takımları. Öyle hocam, bir takım yok ligde. Kıyas. Ya Denizli Spor şimdi çok iyi bir takım var. Ama gördük işte. İyi bence hocam. Abi sen geçen sene Kocaeli'den iyidir yani. Çok çok iyidir. Ya koca bak abi. Ben sana başka bir şey sorayım. Bir dakika bak. İlk yarıdaki Denizli Belediye Spor'u beraber seyretmedik mi? Evet. O takımlar ikinci yarıda gelen takım aynı takım mıydı? Hocam bak. Bak aynı takım mıydı soruyorum ya. Herkes ya, üzerine koyarak geliyor hocam. Adam. Üzerine koyarak geliyor herkes. Herkes lige alışıyor. Onlar alıştıkça sen bu sefer sıkıntı çekmeye başlıyorsun. Ya kapanan takımı açmak çok zor kardeşim. Gol atamıyorsun abi. Bayern Münih takımı. Bak Bayern Münih takımı Londra'da Arsenal'e 3 tane attı. Kendi sahasında 2 tane yedi abi. Bu stres sadece Türkiye'de Balıkesir'in yaşadığı, ikincilikte yaşanan bir şey değil. Dünyanın her yerinde yaşanan bir şey. Barcelona takımı 8 oyuncusunu değiştiren Real Madrid'e yenilmedi mi ya? Hocam ben iyi anlatamadım sana. Dünyanın her yerindeki liderlere bak bakalım. Tek farklı maç kazanmışlar hep. Ya bu ama... Bu 70'lerde bir Trabzonspor yapmış böyle 1-0, 1-0, 1-0, 29 gol yemeye şampiyon olmuş. Aynen. Şenol Güneşler'in, Necmi'lerin oynadığı sezon. Ha. Ve yine aynı Trabzonspor o yılında paralellik sağlıyor. En az golü yiyen takımımız 12 gol. En az mağlup olan takımımız 2 mağlubiyetimiz. Bak yani. bazen olur. Ya her sezon 3-0, 5-0 kadar ama format da değil yani. Söylüyorum defa geçen sene bak. Geçen sene 9 maç arka arkaya serimiz var. 9 maç arka arkaya serimiz var. Ligin en çok gol atan takımıyız. Bütün liglerin ortalamaya vurduğu zaman en çok gol atan takımıyız. Ama bir maç Konya deplasmanında mağlup olmuştuk. İşimiz bitmiş kardeşim. Bütün sezon, bütün maçlarda bak. Bütün maçlarda en fazla gol atan takım Denizli'ye playoff'a gitmiş. Yarım sıfırla 35 metreden yediği golle geri gelmiş. 35 tane gol kaçırmış. Yani o zaman şuna bakacaksın. Hani peri meri diyoruz ya sen de girmişsin bugün. Ya peri omzundayken devam et kardeşim. Yarım peri, sıfır peri ya ağlara gitmesin bak. Peri geldi hocam. Hocam bir maç seyrettim ben. Bir maç seyrettim. Altınordu takımı çıkmak için çok uğraşıyor. Bu Kocaeli'nin bir takımı var. Tepedeki olan takım. Üçüncü. Körfez mi? Darıcan. Hayır hayır. Sonra Körfez oldu. Yukarıda bir takım. Neyse evet. Körfez'dir büyük ihtimalle. Başka bir isimleri var. Sancaktepe mi? Tavşancıl. Tavşancıl. Bursa Merinos sahasında oynuyorlar hocam. Ben de o maçtan bir oyuncu seyrediyorum Balıkesir adına. Hocam bak. Neleri kaçırdılar? Uzatma devresi oynanıyor. Kaçırıyorlar. Uzatmanın ikinci devresi oynuyor. Kaçırıyorlar. Ya korner attı şey Tavşancıl. Tek pozisyon 119. dakika bak. 115'te atsalar yerler gene. 119'da bir korner attı. Ön direkten ufacık bir adam kafayı vurdu. Top gitti. Yan direk var ya. Direğin dibindeki ağlara vurdu. Oradan yere düştü. Arkadaki fileye gitmedi hocam. 1-0 bitti. Tavşancıl 3. lige çıktı. Yeten o işte yani filenin arkasına değmesin ya çizgiyi geçsin yetiyor. Böyle gidiyor ya çok 60'lık az 60'lık bunlara takılmayalım ama sana katıldığım yerine iş rahatladıktan sonra öteki takımlar rahatladıktan sonra bu sefer de ne olacak biliyor musun sen? Balıkesir 2'yi yaptığı zaman karşı takım diyecek ki abi sıkma ya. Hocam neden tribünde olmuyor? Nasıl? Tribün niye dolmuyor? Yavaş yavaş. Bu kar topu etkisi. Lig bitiyor hocam ne yavaş. Lig bitiyor derken 9 tane maçı var. İçeride 4 tane maçı var. Gol bu işin meyvesi. Eğer 1-0 1-0 ite kaka gidersen. Koca bak ben söyledim. Dedim ki bu galibiyet taraftar için gerekliydi. Biz bu maçta bir puan yazmıştır hoca mutlaka. Çünkü İnegöl'le 5 yapıyorsunuz berabere kaldığın zaman bile. 6'ya giderim bir puan çakarım gelirim ya da buradaki içerideki maçı alırım. İnegöl'ün maçları şunlar bunlar diye onlar puanları vermiştir. Taraftar için lazım. Evet o gol meyve olmasaydı bu coşkuyu yaşayamazdık. Meyveler eksik. İkinciyle puan farkını açmamıza rağmen biz bu coşkuyu yaşayamazdık. Halbuki nedir? Arkadakiyle parka açı açı gitmek açtın işte. Meyvede zorlanıyorsun. Ben diyorum ki mesela yönetmez. 7.5 15. Aşı iyi olmamış abi bu sene. Ondan meyve vermiş. Aşı geçti artık. Aşı geçti. Bak ben geçen İtman'a gittim de şeye araştırdım bu Alpay'a benzer Koray mı? Koray, Alpay, yavru Alpay. Şimdi dedim ki arkadaş ya 12 tane gol yemişsin. 29 tane atmışsın. Gol atmakta zorlanıyorsun. Yemekte zaten üzerine yok yani hiç. İstatistiklerini gösteriyor. Kale gibi şeyin var. Kale derken şey kalesi yani. Sur gibi, burç gibi defansın var. Niye hala defansı da buluyorsun? Abi adam golcü çıktı. Her maçta yani gidiyor santrafor gibi. Geçen yazdı bir tane. Gene yazabilir orada. Tesadüf değil yani. Adam çalışıyor demek ki. Alpay gibi şey. Şimdi biz eğer bu sezon içerisinde 1-2 maçta coşabilseydik. 1-2 maçta şu çelişse, taraftarlar çap yuvarlakta izleyebilseydim o sonra izleyemedik lazım. Gerçekten yani. Bu varmış diyeceğiz. Çünkü ben diyorum ki kötünün iyisiyiz bu sonrası. Bu kadrodan daha iyi iş çıkar. Ya biz kadroyu gözümüzde biraz da büyütüyoruz hocam.